Selam dostlar, alemin ve halinizin en değişik kanalına yine hoş geldiniz. Hakikaten değişik yollarda. Değişik yollarda bugün neredeyim biliyor musunuz? Baltık ülkelerinde değilim. Avrupa'nın göbeğinde de değilim. Rusya'da da değilim. Orta Asya'da hiç değilim. Ben neredeyim derseniz arkadaşlar çok ilginç bir şekilde. Şu an Litvanya, Letonya, Polonya'nın arasında Rusya ile kara bağlantısı ya da deniz bağlantısı hiçbir şekilde olmayan, neredeyse Avrupa'nın göbeği demeyelim de Avrupa'nın kıyısında, Avrupa kıtasının içerisinde Kaliningrad'dayım. Burası çok ilginç. Burayla ilgili güzel şeyler anlatmak isterdim ama çok zamanım yok. O yüzden hızlandırılmış bir gezi yapacağız. Neden derseniz çok vaktimiz yok burada. Şu an arkamda görmüş olduğunuz heykel eskiden ana vatan diye geçiyormuş ama şu an ismini değiştirmişler. Heykelin adı Rus anası olarak değişmiş. Ama çok ilginç, burası eski Prusya'nın başkenti. Burası eski Almanların yaşadığı bir şehir. O yüzden Almanlardan kalma mimariler ve Alman eserlerini şehirde görmek çok mümkün. Üstüne Sovyet Rus eserleri de eklenmiş tabii. Ayrıca burası dünya kehribar üretiminin %80'ini tek başına karşılayan bir yer. Hadi neredeyiz? Kaliningrad'dayız, Rusya'dayız, Avrupa'dayız, Baltık ülkelerinin ortasındayız. Hadi gidelim şimdi Rusya'nın Kaliningrad şehrini gezelim. Abi yine çok güzel ve temiz bir şehre geldik. Ben gerçekten Rusya'yı sevdim. Şimdi bir süre, yani şu ana kadar, yani İsrail'den, yani ayağımı kırıldığından itibaren biraz şehir gezileri yapıyor gibiyiz. Çünkü yani malum hem ayağım kırıldı, onun iyileşme süreci var. Hem de ülkelerde öyle denk geldi. Şimdi İsrail'e gittik, orada zaten çok fazla yine vizemiz kısıtlıydı ve ekstrem şeyler yapamadık. Otostop, dağ taş gezemedik. Burada da şu an Rusya'nın önce büyük şehirlerini gezeceğim. Ama yaklaşık 4-5 bölüm sonra Moğolistan'a gireceğiz. Ve ondan sonra da birkaç ay, önce bir ay Moğolistan'ı dağ taş ekstrem bir şekilde gezeceğiz. Geri dönüşümüzde 1-1,5 ay Rusya'yı ekstrem bir şekilde gezeceğiz. Dağlarını, taşlarını, daha önce gidilmemiş yerlerini. Şimdi buraya ben, biliyorsunuz Sky Education Rusya'da sağ olsunlar bana sponsor olmuşlardı bir videoda. Buraya gelişimi de aslında onlar karşıladı, onlar sağladı. Benim burası hiç aklımda bile yok. Neredeyse bilmiyordum bile yani. Sky Education şöyle bir şey dedi. Bizim orada bile öğrencilerimiz var. Yani dileyen herkese öğrenim imkanı sağlıyoruz. Burada da onların öğrencileri falan varmıştı. O yüzden benim aklıma soktular. Ya ben oraya da gitmek isterim deyince sağ olsun da uçak biletimi falan her şeyimi ayarladı. Girişimi, çıkışımı onlar ayarladı. Yani her şeyimi. Ve bu videoda sponsor gibi bir şey oldular aslında. Teşekkür ederim onlara da. Ola ki gelip de Rusya'da öğrenci olmak istiyorsanız, daha önce bir videomda bahsettim. Eğer ki o videomu da izlemediyseniz, Rusya'da öğrenci olmak aslında çok zor değil. Hatta Rus üniversiteleri dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde. İlk 400'de 15-20 tane üniversiteleri var. İlk 500'de de birçok üniversiteleri var. Hatta af buyurun, emin değilim ama mavi diploma dedikleri galiba bir diploma var. Ve tüm Avrupa'da da bu diploma geçerli. Şu an gördüğünüz şehir Almanya, Rusya karışımı bir şehir. Bugün buraya gezeceğiz. Rusya'da gezmek aslında hem zor hem kolay. Prosedürleri yerine getirirseniz, kuralları çiğnemezseniz, biraz da evrak işlerini iyi hallederseniz burada yaşamak da, burada öğrenci olmak da, burada gezmek de çok kolay. Çünkü kimse kimseye karışmıyor. Herkesin yaşam alanına çok saygılı. Burada yaşayan Türkler de öyle diyor. Eğer suç işlemezsen, evrak mevrak işlerini de düzgün yaparsan burası cennet, burada yaşanılır diyor. Ben Sky Education'ın linkini aşağıya bırakayım. Ola ki düşünenler varsa Kaliningrad'da, Moskova'da, Petersburg'da, Kazan'da ya da diğer şehirlerde onlarla iletişime geçebilir. Bakın burada bir tane hemen AVM varmış. Gelin bir şeyler yiyelim. Evet, şu an Baltık ülkelerinin arasında Avrupa'nın göbeğinde Rusya ile kara bağlantısı, tekerleme gibi yapayım dedim de şu an anladınız nerede olduğumu.
Şurası Polonya, Polonya biraz geç Almanya, yukarıda Litvanya, Letonya, Belarus, Melarus, onların arasındayım. Avrupa'ya ilk defa Avrupa'ya geldim diyorum o yüzden. Ve çok, ben Kaliningrad'ı böyle gelişmemiş, geri kalmıştır gibi düşünüyordum ama hiç öyle değil. Bakın Avrupa mutfağı var, orada et döner, tavuk döner var, orada mısır mutfağı var. Şimdi yemeğim geliyor. Yemeğim nereden biliyor musunuz? Thank you. Abi şu an yemeğim de Güney Amerika'dan. Taco geldi. Şu an Birleşmiş Milletler gibi bir video oldu ya. Biraz tedirgin ve ön yargılıydım. Ön yargılı olma sebebim bu kadar gelişmiş modern bir yer beklemiyordum. Tedirgin olma sebebim dün polislerle yaşadığım bir problem oldu. Ama abi çok güzel bir sunumla, güzel bir yerde. Güzel bir taco yedim. Yanında patates kızartması ve güzel soslar da vardı. Ve 25, 50, 75, 100. 102 TL, 103 TL falan. Çok böyle hızlı size bakalım burada neler varmış, beraber görelim, gezdireyim. Bu arada burada ilginç ya, burada şimdi ağırlık Rus tabii ki. Şimdi emin değilim ama hani yani hiç Alman kalmamış deniyor. En son işte yani 2. Dünya Savaşı sırasında biraz Alman kalmış ama en son onlar gitmiş mi, kalmış mı, hala yaşıyorlar mı emin değilim ama bir şekilde dönüşmüş, bunlarla evlenmiş. Almanlar da burada vardır. Ermeniler de varmış, Azerbaycanlılar da varmış, Ukraynalılar da varmış burada. Ukraynalılar hatta galiba Ruslardan sonra en çok Belarus'u, sonra da Ukraynalılar var. Yani şöyle düşünün, burada şu an en çok yaşayan Ukraynalılarla Ruslar. Ve şu an Ukraynalı ile Rusya arasındaki muhabbeti de biliyorsunuz. Evet. Zaten demişlerdi her yerde kehribar göreceksiniz diye ve görmeye başladık bile. Buradan kehribarla işlenmiş hediyelik eşyaları görebiliyorsunuz. 125 TL ya. Kehribar. Gerçi bilmiyorum kehribar pahalı bir şey mi, ucuz bir şey mi? Aha şu futbolcu kehribarla 25 TL, 75 TL. Ama Rusya genel olarak zaten Türkiye'den ucuz. Teknoloji de çok ucuz. Bir tane mağazaya gireceğim. Ben fiyatları merak etmiş, size de anlatacağım. Mesela şimdi bu JBL'in, ki burası şey, AVM'nin ortasında bir yer, pahalıdır. Mesela 16.000 yazıyor. Charger 5 JBL'in ve 16.000 ruble. Muhtemelen böyle yerler daha pahalıdır. Normalde daha ucudur. Pahalı yerdeki fiyatı bir de şurada bakalım. Burada da 15.400. Biraz daha arasam belki 15.000'e ya da 14.500'e bulursunuz. 14.500 desek şu kadar Türk lirası ediyor ve aynı cihaz Türkiye'de satılsaydı da, satılıyor şu an yani, o da bu kadar Türk lirası ediyor. Yurt dışı da Türkiye arasında uçurumlar yok aslında. Muhtemelen de zaten fiyatları yazınca öyle olmuştur herhalde, bilmiyorum. Abi dünya ahiret bacım olsunlar ama ben esmer severim. Bilmiyorum, buradaki insanların genleri torpilli arkadaşlar. Yani kesinlikle genleri torpilli. Başka bir şey olamaz bu kadar çok güzel insanın. Hani hem erkek hem kadınlar için bahsediyorum. Bu kadar çok güzel insanın aynı anda bir ülkede bulunuyor olması tesadüf, ilginç bir tesadüf. Yani bunu da en usturup nasıl anlatırdım bilmiyorum ki. Hani cidden terbiyesiz manada şeyler söylemedim. Gerçekten o hani hakiki manada bir fiziksel gözlem yaptım. Düzgün insanlar yani fiziksel olarak. A kalite insanlar fiziksel olarak. Abi şimdi Rusya'da kendime kart çıkardım. Karta para yükleyeceğim de. Şimdi İngilizce seçenek yok. Sorayım bana. Thank you. Okay. Siberbank'tan turistler de pasaportunuzun fotokopisini vererek kart çıkartabiliyorsunuz. Bir de burada kart sokmanıza da gerek yok. Bazen bırakıyorsunuz, üstüne oluyor. Hadi şimdi scooter kiralayıp yerlere gidelim. Şimdi zaman kısıtlı olduğu için böyle rastgele hızlı hızlı geziyorum. Böyle ilgincime giden birkaç bir şey var. Burada size hem binaları göstereceğim hem de burada da dünyanın en çirkin binası bizdeydi ya. Bizden yıkıldıktan sonra muhtemelen unvanının Kaliningrad'da bir tane robot görünümlü bir bina aldı. Oraya götüreceğim sizi. Çirkin demişler bu binaydı. Bence Türkiye'deki bina da çirkin değildi. Değişikti. Şimdi bu gideceğimiz binaya da dünyanın en çirkin binaları listesinde başa koymuşlar. Ama bence bu da çirkin değil. Gidince size de göstereceğim. Tamamıyla böyle 4 katlı ve çatı katlı binalardan oluşmuş. Ona kadar düzgün dizilmiş bakın. Evlere ve o en sonda işte o çirkin bina. Ama onun da bir hikayesi var. Aslında o Prusya'dan kalma çok önemli bir yerdi.
Daha sonrasında Almanlar, özür dilerim Ruslar, o çok önemli eseri yıkıyorlar, patlatıyorlar, bombalıyorlar, bunu yapmaya başlıyorlar ama bu binada aslında bir sıkıntısı var. Bu bina tam tamamlanamadı. Evet, ufak bir kaza oldu ama millet sakin. İtfaiye geldi şimdi ama inmediler, bekliyorlar. Abiler geldi Robocop gibi. Ablam bu tam şoför ya. Bazı binalar Sovyet binası, bazı binalar Alman binası. Şimdi Alman binalarının bir kısmını yıkmışlar ama aslında yıkarken şunu gözetmişler. Stratejik öneme sahip binaları yıkalım demişler. Yani o Alman faşizmi, yani Hitler'in o zihniyetindeki yapılan yapıları yıkalım demişler. O yüzden bu gördüğünüz yer Doğu Prusya'nın, hatta bu şehrin kuruluşundan başladı. Yani bu ülkenin kuruluşundan başladı ya da buranın keşfinden. 12. 13. yüzyılda Kuzey Haçlı Seferleri yapılırken bir tane komutan burayı seviyor ve diyor ki abicim biz burada kalalım. Buraya ülke kuralım diyor. Ve Tuton mu Toton mu ne öyle bir adam buraya geliyor ve ülkeyi kuruyor. Ondan sonra kimi zaman Finlere geçiyor, kimi zaman Almanlara geçiyor, kimi zaman işte Prusyalara geçiyor falan derken sonra Doğu Prusya ikiye bölününce aslında Prusya'nın başkenti burası oluyor. Sonra Doğu Prusya, Batı Prusya olunca başkent Berlin'e taşınıyor. Ama burası Prusya için o kadar yine önemliymiş ki, önemli bir noktaymış ki taş değiştirme törenlerini, kraliyet ailesinin bu özel günlerini burada kutluyorlarmış. Yani insanlar geliyormuş buraya ve burada o gün taş değiştirme töreni yapıyorlarmış kraliyet ailesinin. Abi hemen makine geldi burada asfaltı yıkıyor, yağlıyor falan. Bir otobüs bir motor demiş alt üstte ama bayağı ortalığı şenlendirdiler. Evet şimdi geldik. Konusu şuydu, nerede kaldık? Şimdi burada Doğu Prusya vardı. Burası da Doğu Prusya'nın başkentiydi. Ondan sonra 2. Dünya Savaşı'na kadar işte işleyen süreçte bir şeyler oluyor burada, gel gitler. Sonra Almanlar biliyorsunuz bir anda Leningrad'ı basıyorlar. Yaklaşık 900 gün süren bir kuşatmaya giriyorlar. Ama Almanlar artık bu kuşatmanın daha fazla uzamasını istemiyor. Çünkü anlıyorlar ki Leningrad'a gerilemeyeceğiz. Kontrollü bir geri çekilme yapıyor. Hitler kontrollü geri çekilme yaparken şunu hesap etmiyor. Hani Sovyetlerin belki saldıracağını, ta Berlin'e kadar gireceğini tahmin etmiyor. Geri çekilme sırasında Sovyetler Berlin'e kadar giriyor biliyorsunuz. Ondan sonra işte hani toplantılar yapılıyor, bir şeyler yapılıyor falan derken Rusya Almanları kovalarken ki bütün yerlerden çekilip kendi topraklarına geri dönüyor. Ama sadece Kaliningrad'dan çekilmiyor. Ve burayı o işte toplantılar sırasında, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki anlaşma toplantıları sırasında da elinde bir koz olarak tutuyor. Ve adamlar buradaki hakimiyetini sonlandırmıyor. Ve böylece Baltık Denizi'nin kenarında, Baltık ülkelerinin arasında Avrupa'nın içerisinde bir toprak parçasına sahip oluyorlar. Süreç, yani Ruslar burayı nasıl aldı derseniz böyle almış. İlk başta burada çoğunluk Almanlarmış. 2. Dünya Savaşı'nda zaten geri çekilmeler başlayınca bir grup Almanya, daha doğrusu çoğunluk Alman aslında kendi istek ve arzularıyla buradan geriye çekilmişler. O kadar da çirkin değil. Niye dünyanın en çirkin binası listesinde bilmiyorum. Neyse, geri çekilmeyenlerin de bir kısmını burayı oblast ilan ettikten sonra, Sovyetler Birliği burayı yani eyalet ilan ettikten sonra kendisi bir şekilde göndermişler. Ve burada işte Ukraynalılar, Ruslar, Belaruslar falan filanlar kalmış. Burada eskiden Doğu Prusya'dan kalma bir kale, bir yönetim merkezi vardı. Ama Sovyetler demiş ki hani faşizmi andıracak ve çok büyük sembolik nitelik değer taşıyan şeyleri yok edelim demiş. Evet, thank you. Ve buradaki kaleyi bombalarla yıkmışlar. Bu binanın yapımına başlamışlar. Şu an yıkıyorlar galiba, emin değilim ama. Burada yıkam... Sorry? From you. Türkiye. Türkiye. Yes. Oh, yeah. How are you? What is your name? My name is Artom. Artom? Da. No, okay, sorry. Not I can't go by college. College? No. You're... Yeah, I'm student. Yeah. Student first, or teacher? Yes, yeah, first course, war. Ah, okay. Good. Have a nice day. Yeah. Good day. Good luck, Turkey. Thank you so much. You too. We need be friends. What? Our Turkish. Our countries.
Our countries need be friends. I forget English language. No, me too. I'm English not good, but I don't understand you. Sorry. Okay, see you. Davay. Hadi bay bay. Anlamadım abi. Ne diyorduk işte, burada kaleler maleler vardı. Abi tatlı insanlar ya. Hani sıcak muhabbet, yani girdin mi sıcak muhabbete sıcaklar. Neyse, burada kale var. Kaleyi yıkıyorlar. Yerine buraya oblastın merkezi binasını yapıyorlar. İşte valilik, ne bileyim, Sayıştay, Mayıştay, Cercut sallıyorum. Ama hesap etmedikleri bir nokta olmuş. Burası zaten nehir mehir kolları olan bir yer. Bir de ekstradan bu kale yapılırken Prusyalılar buranın altını eşmişler. Buranın altında tüneller varmış. Bu bina yapımı sırasında işte bir oradan göçmüş, bir buradan göçmüş derken işte böyle bir yerini yarım bırakmışlar, bir yerini tam bırakmışlar ağırlık binmesin diye. Böyle saçma salak bir bina yapmışlar. Bir yandan yapımı devam ediyor, bir yandan da yıkabiliriz diye karar almışlar. Böyle karışık bir bina almış. Abi şu ana kadar söyleyeyim. Bir haftadır Rusya'dayım. Yokuş yok ya. Bu nasıl şehir? Yani nasıl ülke? Her yer dümdüz. Yani en azından Petersburg'la Kaliningrad öyleydi. Şu an şu karşıda güzel bir yapılar gördüm. Onları götürüp size bu arada skuterimi kiraladım. Dakikası 7,5 ruble. Açılışı 45 ruble. Bazen 50 ruble oluyor açılışı. Bazen dakikası 8-9 ruble oluyor. Böyle bir değişkenlik var. Güzel. Güzel bir yere geldik. Şu biraz değişikmiş. Gelin buna da bakalım hadi. Bir de oraya nasıl gideceğiz? Aha. Dur, uzağı göremiyorum ben. Galiba oradan geçiş var. Evet, ben skuter'ı bıraktım. Skuter'la ilerlemek zordu. Burada da insanlar direkler dilemiş. Yine bir sürü, burası aynı Petersburg gibiymiş. Bir sürü yine nehir kolları var ve o nehir kollarında feribotlarla insanlar gezintiye çıkıyor. Seyahat edebiliyor. İşte bu binaları gelip izleyebiliyorsunuz. Evet. Sinagog vardı. Şu ana kadar zaten yeterince şaşırılacak bir yerde ama sinagog olmasına ayrıyetten şaşırdım. İçeriye ben girdim. Daha da gezecektim aslında. Bilet alıp gezebiliyorsunuz ama bilet alıp geziyorsun ama çekim yapamıyorsun. Zaten sinagog ya abi, yüzlerce kez gördük. Bu arada buranın Rusya için aslında askeri önemi daha çok. Yani yoksa Rusya'nın burada toprak moprak, yani ne yapacak adam burada, zaten dünya kadar toprağı var. Buranın almasının amacı büyük. Bu abimizin esprisini bilmiyorum ama bilenler vardır. Burada meşhur. Zaten gezilecek yerler diye arattığınızda bu çıkıyor. Almanlardan kalma, hatta eski ismi Almanca Gorisland gibi diye okunan bir tane katedrale geldik. Abi o taşlarla koskocaman bu yapıyı nasıl yaptınız? Aynı zamanda burada bir yerde Immanuel Kant'ın mezarı var. Bu Immanuel Kant mı bakalım? Julius Rupp diyor, bilemedim kim bu. Şimdi Immanuel Kant'ı biliyorsunuz, hepiniz duydunuz. Immanuel Kant burada bir yerde gömüldü. Adam en büyük yerine ayırmışlar. Immanuel Kant, arkadaşlar biliyorsunuz adam felsefeci. Avrupa karanlık çağdan çıktıktan sonra da hem felsefede yani ileri derece bir adam, mezarı da bu. Hem de adam farklı noktalara bakış açıları getirerek bilime de yön veriyor demem ama bilime de yorum yapıyor. Ve bu şehirde yaşıyor. Adama diyorlar ya işte dakik adam. İşte dakikliğinin sebebi bu şehirden geliyor. Adam her gün bu şehirde aynı saatte uyuyup, aynı saatte kalkıp, aynı sokaklarda yürüyüp,
aynı saatte çalışıp aynı saatte düşünüp işte aynı saatte ufka mufka dalıyor işte her neyse yapan bir adammış. Yalnız ben çıkıştan içeri girmişim. Bilet sordular bana. Dedim nerede satılıyor bilet? Dedi almadıysan bu aşağıya gez dedi. Bizden olsun dediler. En tepesine kadar çıktım. Şu terasa da çıkacaktı da şu an tadilat varmış. Çıkamadık. Evet saatlerimiz 1'e çeyrek var ve çanlar Memo için çalıyor. Hayır, çanlar Avrupa için çalıyor. Neden derseniz burası Rusya için çok kritik bir nokta. Avrupa toprakları içerisinde Rusya'nın aslında bir burası. Hava üstü, deniz üstü, savaş üstü, roket üstü. Ruslar biliyorsunuz son dönemde Avrupa'da biraz itişmeler, çekişmeler yaşıyor. Ve son özellikle büyük olaylardan sonra o İskender adını verdikleri Rusya'nın o her tarafa gidiyor. 2000 kilometre mi gidiyordu? 1500 kilometre mi gidiyordu? O roketleri buraya konuşlandıktan sonra artık her tarafı, Avrupa'nın her noktasını, Türkiye'nin hatta neredeyse Ankara'ya kadar olan kısmını vurabilecek pozisyona geldi. Aynı zamanda burasının limanı Petersburg Limanı gibi değil. Petersburg Limanı kışları, -30'u gören hava sıcaklıkları ve bunun da uzun sürmesi sebebiyle buz tutuyor ve orada bunların deniz kuvvetleri zor anlar yaşayabiliyor ve harekete geçirmekte, manevraya sokmakta zorlanabiliyorlar. Ama o yüzden Rusların buradaki bulunan bu Baltık Denizi'ndeki gemileri bu limanları donmadığı için adamların filoları burada daha rahat hareket ediyor. O yüzden de bir öneme sahip. Buradan hava savunma sistemleri de var. Avrupa'dan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı da daha iyi savunma da gösterebiliyor. Yani burası adamların aslında hiç kıpırdamadan, Rusya topraklarında olmadan Avrupa'nın tamamını tehdit edebileceği bir noktaya gelmiş. O yüzden çok çok aslında stratejik öneme sahip Ruslar için. Bu bina Sovyetlerin Almanlara saldırdığı sırada, Almanlar biliyorsunuz çekiliyor koşa koşa. Führer tahmin etmedi, Sovyetler beni kovalayacak. Aslında onun niyeti geri çekilip daha uygun zamanda tekrar belki saldırmaktı. Ama Lenin ne yaptı? Hitler bir daha dirilmemeli dedi. Peşinden koşturdu, koşturdu. Koştururken de burayı da aldı. Belki Almanların burayı vermek gibi bir hayali hatta aklına gelmemişti. Ama dönüşte burayı da Sovyetler Birliği almış oldu. Bu bina o sırada bir bomba düşüyor ve yanıyor. Ve daha sonrasından da Ruslar tekrardan burayı restore ediyor. Şu an bu katedralin bulunduğu yer. Bakın burası da onun bahçesi. Burası da fıstık gibi. Yani çok güzel. Yaşam alanları muhteşem adamların ya. Ve burası aslında eskiden şehrin merkeziymiş. Yani belki 200-300 yıl önce insanlar, yani daha doğrusu şehrin yönetim merkezi bu adanın içerisinde yaşıyormuş. Etrafında da köyler falan varmış. Belki bunlar onlar değildir ama Rusya'da genelinde, hatta bazen yanılmıyorsam Kırgızistan'da ya da bazı Sovyetlerden kalma ülkelerde ne var biliyorsun? Şehrin sıcak su kaynağı ve soğuk su kaynağı merkezden geliyor. Yani şu gördüğünüz borulardan birisi sıcak su kaynağı ve evlere, yani binalara sıcak su devlet tarafından kömürle bir yerde ısıtılıp öyle sağlanıyor. Dışarısına böyle yalıtım maddesi yapılıyor ki soğumasın diye. Siz de neredeyse harcadığınız kadar ödüyorsunuz. Yani evinizde tekrardan doğalgazla su ısıtmaya falan uğraşmıyorsunuz. Yani sıcak su kaynağı şehre merkezi sistemde, şehrin merkezi sistemi var. Böyle bir şey var Sovyetlerden kalma ülkelerde. Şimdi Hitler Sovyetleri eğer buraya alırsa burası Sovyetler için ne kadar önemli olduğunu biliyordu ve şu an biz aslında Hitler'in, Führer'in savunma gardının, bu şehre kurduğu savunma gardının uç kısmındayız. Sovyetler Birliği yaklaşık 130 bin askerle Hitler'in savunma gardını kırıp buraya girdi. Hitler şöyle demiş, tamam Leningrad'dan geri dönün ama Köysinberg, yanılmıyorsam burası Alman zamanında Köysinberg diye geçiyordu. Yani Kaliningrad olmadan önce ismi Köysingert'ti. Tamam
Stalingrad'dan geri dönün ama Kürsünberg'i son adama kadar, son adamın son nefesine kadar savunun, asla vermeyin diyor. Ama Sovyet güçlerine karşı 3 yıldır yorgun argın bitkin olan Hitler'in askerleri dayanamıyor ve şehre giriş buradan sağlanıyor. Şimdi buradan aşağı doğru Sovyetlerin askerlerinin girdiği o yoldan aşağı doğru gireceğiz. Ve şehrin kuşatıldığı andaki ilk yolu beraber göreceğiz. Hemen aşağıda zaten bir tane Alman kalesi var. Kızıl Kale, kırmızı taşlardan yapılmış. Onu göreceğiz. Paşam dur lan, ilk defa sokak köpeği gördüm, o da bana da dandı. Oğlum ya elim ayağımız için ben, baba ne yapacaksın, ısıracaksın mı? Oğlum burası Rusya, ısırma. Isırma, aşı maşı da bulama. Şimdi baba hareketlere bak bak. Ne yapacaksın lan, Sovyet iti? He? Sovyet iti. Ne yapacaksın lan, beni mi ısıracaksın? Eşek seni. Sakın öyle sakat hareket yapma, bir de ev köpeği de değilsin. İlk defa sokak köpeği gördüm. Neyse. Kalenin içine girdik. Burada Almanlar da yönetim noktalarından birisiymiş. Ana kedi de var. Nereye geldik lan? Nasıl bir tarikatsınız siz? Abi Rusya'nın da havasına belli olmuyor ya. Üşüdüm. Açın doğal gazları. Açın şu pencereli. Yanucuk, yanalım. Putin neredesin? Aa, adam açtı hemen. Sağ olsun. Adam hemen açtı ya. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Orası burası değil elbet ama ya Petersburg'da, yani Stalingrad'da ya da Kaliningrad'da şöyle bir şey oldu. Avrupa bunların gazına ambargo koydu. İstemiyoruz sizin gazınız gibi bir şey dedi ya. Ya da tam tersi. Putin bunlara dedi ya, size gaz göndermiyorum falan diye. İşte o süreçte Avrupa'nın 6 aylık gazı zaten depolarda mıymış, borularda mıymış, neymiş? Putin de emir vermiş, yakın demiş. 6 ay boyunca deniyor ki Avrupalılar görsün de böyle ta havaya doğru, böyle ne bileyim belki bu kadar doğal gazı yakmışlar boşa, yani havaya. Ben bir gün dünyada bir daha kitlesel bir savaş çıkacağına inanmıyorum. Yani bu olmayacak bence. Ama deseler ki bir gün 3. Dünya Savaşı çıksa nereden çıkar? İki yer var aklımda. Ya Tayvan'da çıkar ya burada çıkar. Gerçekten ya burada çıkacak ya Tayvan'da. Tabii ki inşallah öyle bir şey olmaz. Artık hiçbir devlet, hiçbir toplum, hiçbir millet, hiçbir halk, hiçbir şeyden ötürü birbiriyle savaşmaz. Putin'cim, demin bak ne güzel üşüdük, ısıttın. Şimdi niye böyle yapıyorum? Şu havayı kapatsana. Neyse şaka bir yana, Avrupa'nın göbeğindeki her bakımdan çok stratejik bir konumda olan, Rusya'yla hiçbir şekilde kara ve deniz bağlantısı olmayan Kaliningrad şehrinin gezisi böyle olsun. Yağmur başladı çünkü ve giderek de artacak. Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Beni desteklemeye devam ederseniz, aslında ne kadar desteklerseniz o kadar derinlere ya da o kadar değişik ya da o kadar duymadığınız yerlere gidebiliriz. Çünkü ne kadar kazanırsanız o kadar farklı yerlere gidersiniz. Diyelim, videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.